Evet, Sayın Müdür, biz dairelerimizi, müdürlerimizi ziyaret ediyoruz. Sağ olun. Bu ziyaretimiz ilçemizde eksiklikler nelerdir? Siyasilerle istenen bir şey var mıdır? Sizin bizden talepleriniz nelerdir? Varsa onları alıyoruz. Yoksa da eğitimlerde bulunup ilçemize yapabileceğimiz en iyi hizmetlerini varsa da, elimizden gelen bir şey varsa da yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta bilgilendirme toplantısı oldu. Toplulaştırma için toplantı oldu. Kısa kısa bunları da bize bilgilendirseniz seviniriz yani. Başkanım, zaten önümüzdeki günlerde ayın 25'inde Muhtarlarla ilgili Dünya Kültür Merkezi'nde İl Müdürümüzün, İl Müdür Yardımcılar, Şube Müdürü'ne katılacak Muhtarlarla ilgili bir toplantı yapacağız Kültür Merkezi'nde. Bugün onun yazışmalar yaptık, belediyeden yer tahsisini sağladık. Tabii her konuda, her meslekte olduğu gibi çiftçimizde bazı sıkıntıları var bugünlerde. En çok hayvancılık bizim bu bölgemize ilgilendiriyor. Tabii kaba yem sıkıntısındaki baş sıkıntı, geçmiş yıllarda 2012 yılında İç Anadolu bölgesinde mahsullerimizde yağışlardan dolayı boyatmadı. Başak oldu ama sap kısmı büyümedi. Ya buna bağlı saman konusunda bir sıkıntı var. Üreticimden şu anda her köy elçisi bu sıkıntı günlerde. Ama bakanlığımız da bu sorunu çözüyor. Şimdi biraz önce düşmeye başladı mı saman? Düşmeye başlamış sanki. Öyle duyumlar. Şu anda tam böyle değiliz. Cumalköy Kooperatif müdürümüzle ve başkanlarla görüştü. Şimdi kooperatiflerimizde talepleri geliyor ve önümüzdeki günlerde dağıtımda başlayacak. Ama gelen paketler 500 kilo tahminim. Her çiftçimizin alması biraz zorlaşıyor. Şimdi Tekirdağ'dan saman getiren samancılarımız var. Akçıoğlu bölgesinde burada olsun. Evet. Abi şu anda fiyatlar düşmeye başladı. 800'e verebiliyoruz. Şu an 1.150.000'e ben satıyordum. Bir de 150 kuruştan. Şimdi 800 yani biraz da çekmeler lazım yani fiyatı. Çünkü bakanlığımız şimdi 250.000'den destek de verecek biliyorsunuz zamanında. Bu tarım üreticilerden vatandaş 750 mal ederse 500.000'e vatandaş kendi cebine yatıştık fiyat alacak. 250'de devlet süspansı edecek yani. Evet. Bu konuda sıkıntımız o. Ve zaten bugünlerde de et kesimlerde biraz da kıpırdama oluştu. Bugün Günahçıoğlu'da 42 tane dana kesildi. Bu konuda hayvancılığımızdaki bu geçiş dönemindeki sıkıntı İnşallah önümüzdeki günlerde çözülür. Hava yağışları da iyi gidiyor. Bu sene sonbahar yağmurları alamadığımız için meralarda ot yok. Bölgeye geziyorsunuz köylerde, ağ köylerinde çıktınız. Bu kasar karanfiller bizim en çok subaşlı, sakız ağacı, o bölgedeki meralarda. Sonbaharda yağmurlar olmadığı için ot olmadı. O bahar gibi sonbahar olmadı. Şu anda yağmurlar var, hava gidiyor. Yağlar, her yeri kıpırdıyor. Hareket var yani. Mısırsı da öyle değil mi Mehmet? Mısır kıpırdıyor değil mi müdürüm? Mısır kıpırdıyor. Mısır bayağı defa. Bizim yöremizin çiftçisinde sıkıntı görüyorum ben. Nasıl sıkıntı görüyorum? Şu anda Mart ayında, Şubat ayındayız. Şubat ayın 10'u. 8'i. Yani 8 Şubat'ta gelmişiz, hala daha zeytin çırpacağım, zeytine başlayacağım diyen vatandaşlar. Şimdi zeytinyağının 4 milyon lira olması, 5 milyon lira olmasından ziyade üretici bir ağaçtan 150 kilo verebilecekse 50 kiloyu razı oluyor. Yani burada bir yanlışlık var. Bunu çiftçiye nasıl aktarmamız lazım? Mesela 10. aylarda, 11. aylarda zeytinin büyümüş olması lazım. Şimdi, başkanım, ağaçlar uyanmaya başlıyor. Ağacın tepesinde filizleri çiftçimiz bilinçsiz bir şekilde gelecek yıl mahsul verecek olan filizleri öldürüyor. Yani burada çiftçinin aslında esas kaybı bu. Fiyattan daha çok önemli olan bir kayıp. İyi bir hizmet olacak inşallah. Çiftçimiz bizim 2007 yılında bu Camuzağlı Kanlı köylerine gittiğimizde mısırlarımız var, yetiştiremeyeceğiz, su yok, millet tüfekle bekliyor diye sıkıntılar var.
Yani hakikaten o bölgeden insanlar tarlasını satıp su olan bölgeden tarla almaya başladı. Evet. Yani. Bu sene o sıkıntılar yaşanmadı. Geçen sene de yaşanmadı. Barajımızın sayesinde. Kışın akmayan su yazın akıyor. O yüzden bayağı bir şu merdivenize salınması bile suyun, kayadan salınması bile çiftçimizi büyük bir rahatlattı.